Ülke TV'de hafta içi her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle buluşuyorduk. Bugün dünkü yayın akışından kaynaklanan yoğunluktan dolayı sizlerleyiz sevgili izleyiciler. Yine değerli hocam Süleyman Belidoğlu, öğrencilerin bonus hocası ve ben İsmail Yolcu, Ülke TV Ankara stüdyolarından karşınızdayız. Instagram bonus hoca hesabımızdaki en son paylaşımın altına şu andan itibaren AYT, TYT netlerinizi, diploma notunuzu, lütfen bir de kendi alanınızı, sayısal, eşit ağırlık, sözel, dil belirterek gönderiniz. Sizler adına ben değerli hocama soracağım. Ayrıca yine hafta içi her gün saatler tam 16'yı gösterdiğinde Ülke TV'de Genç Vizyon programıyla tercihlerin sonuna kadar sizlerle buluşacağız diyorum. Şimdi hemen hocama dönüyorum. Hocam merhabalar. Teşekkür ederim İsmail. Bir yandan da çalışıyoruz. Ben evet dosyaları görüyorum hocam. Binlerce soru geliyor. Bu herhalde televizyon tarihinde görülmemiş yoğunlukta bir bilgi alışverişidir, akıştır. İnanılmaz mesajlar var, sorular var. Bir de en çok şu merak ediliyor. Bonus hoca bu kadar hesaplamayı nasıl yapıyor? Netlerinin birini alıyor, %40'ını, diğerini topluyor. Bu işin sırrı nedir hocam? İsmail, şimdi biz gerçekçi olma adına öncelikle çocuğumuzun TYT, AYT netini topladıktan sonra AYT uyarlaması yapıyorum. Yani geçen sene örneğin aslında biri 160 yapmış, biri 155 yapmış ama 155 yapanın AYT'si fazlaysa 165 ağırlığında yorumlama yapılıyor. Ve burada 3 ihtimal yapıyoruz çocuklar. Yani biz illa bu olacak şeklinde konuşmadığımıza dikkat edin. 1- Bu sorular herkes için geçen seneki sorular gibiyse, yani Türkiye ortalaması aynı gelecekse, sıralaman ne olur? Bu sorular geçen seneden daha kolaysa, bu netle kaç sıralama alırsın? Peki bu sorular, TYT daha zordu deniliyor çünkü, gerçekten geçen seneden zorsa, sıralaman ne olur? 3 ihtimal. Üstünde duruyoruz ki bakın ben, İsmail iznin olursa hemen şuradan lütfen da hocam, buyurun, hemen geçmek istiyorum. Bakın mesela ilk mesaj gönderen bazı öğrencilerimizi hemen aldım. Dikkatle dinleyin çocuklar. Sude 69 TYT, 48 AYT, 117 OBP'si 88. Sude'cimin sıralaması ne gelir? Eğer bu seneki zorluk aynıysa 70B gelir. Ama bu seneki sınav TYT gibi AYT bazında da zorlayıcıysa en az 60B olur, 55 bile olma ihtimali var. Ama bu sorular kolaysa Sude 90B'ye düşersin. Şimdi ben Sude'nin burada yani 3 ihtimali gözünün önünde bulundursun şeklinde söylüyorum. Sel DP böyle bir öğrencimiz kodlama şeklinde vermiş. 85 TYT, 68 AYT, 153 net, 82 ortaöğretim başarı puanı var. İsmail öğrencimizin bir artısı bir eksisi var. 153 netin 68'i AYT olduğu için ağırlığı, özgül ağırlığı birazcık fazla olan bir sıralama karşımıza çıkıyor toplam net. Şimdi öğrencimize de aynı şeyi söylüyorum. Bu sınav geçen senekiyle aynıysa 15B. Geçen senekinden kolaysa 13B, zorsa pardon. Geçen senekinden kolaysa 16B. E hocam kolaylığını zorluğunu etraf. Çocuklar o dedikodulara bakmayın siz. Ortalamalar her sene matematikte, fizikte, kimyada aynı geliyor İsmail. Zor denilen sınavın ortalaması yarın açıklanacak. Göreceğiz hocam, pardon, evet, kolay den. Evet. Tabii tabii işte salı günü açıklanacak. Ben onu baz almaya çalışıyorum. Şimdi B, işte YKS, B, Rize'nin R'si, Kars'ın K'sı ve YKS adlı öğrencimiz 77 net yaparken 27 AYT'si var. 80 ortaöğretim başarı puanı var. Hemşirelik için çok sınırda, hemşirelik istiyor. 190B gibi gelir ama bu tabii ta 200 küsürlere, 50'ye yaklaşan hemşirelikler de var. 180B ya 200B arasında da git gelebilir, gitler geller olur ama ortalama 190B hemşirelik geliyor. Begüm TYT'si 82, AYT'si 58, 140 neti var. İsmail, öğrencimizin kendine göre 58 neti birazcık sıkıntılı. Keşke böyle 66-67 olsa. Öğrencimiz kontenjan artışları olduğu için ama oradan da yani AYT düşük olduğu için bir dengede geliyor. Dikkatli olması gerekiyor tercihlerde. İLSU 141 netinin 71'i
ayete İsmail. 95'te OBP'si, OBP'si var. Yani özgül ağırlığı yüksek bir netle karşı karşıyayız. Özünde 141, diş için en alt sınır gibi geçen sene. 140 da var ama yani hemen hemen onun gibi. Hacettepe eczacılığı soruyor. Herhalde dişi tıpı tutturamam zannediyor öğrencimiz. Ve yani ben diyorum ki öğrencimizin dişi de istiyorsa yazsın. Hatta ben çok olayım tıpı da. Sayıca fazla olmamak, abartmamak koşuluyla. Yok tabii canım. 4 tane, 6 tane. Şöyle İsmail, 3 tane tıp yazsa, 4 tane de diş hekimliği yazsa eczacılıklar geliyor zaten. Yani orada bir hiç problem yok öğrencimizin. 3 tane daha okuyacağım. Yusuf, 151 neti var. Netinin özgül ağırlığı fazla çünkü 66'sı AYT. Ama orta öğretim başarı puanı özgül ağırlıkta küçük bir delik açıyor. 86 olduğu için. Sevgili öğrencim, geçen seneki gibiyse ortalamalar 17B. Ama geçen senekinden kolaysa ortalamalarda, bir mesela matematik ortalaması 5.75 iken bu sene 7 gelirse sen de 19'a düşersin. Ama geçen seneden zor ise 15B ile 16B arasında alabilir. Diş sormuş, diş garanti gelir. Ben tıpları da yazmasını istiyorsa tabii tavsiye ediyorum. Doğucan, özgül ağırlığı orta seviyede bir netin var. 140 netinin 65'i AYT. 84 OBP biraz düşük. Onun için ortalamalar geçen seneki gibi ise 25B. Ortalamalar geçen senekinden kolaysa bu netler seni 35B'ye atabilir. Ama geçen seneden daha zor ise bu sınav ortalamalar bazında 25B, 23B'de alır. Son olarak Bursa'nın M'si, Mardin'in M'si, Ordu'nun O'su ve Galeri diye kodlamış öğrencimiz. 140 netinin 60'ı AYT, biraz düşük gibi. Kontenjan artışları diş şansını arttırabilir dedikten sonra İsmail, senin sorularını alabiliriz. Ben şimdi şunu soracağım hocam. Şimdi her yıl bu dönemlerde bir söylentiler gelir, gider, bazısı çok kalıcı etki yaratır. Şimdi bu yılki sınavın röntgenini çektiğimiz zaman, yani bu netlerle bu YKS puanlarının bu yıl yüksek olma ihtimali var. Sorular kolaydı deniliyor. Bu durumda başarı sırası çok mu dip yapacak? Bu tip sürprizlerle ilgili görüşünüz nedir? Şimdi İsmail bak. Az önce çünkü çok bununla ilgili çok benzer bir durum vardı hocam. Bu da çok önemli. Öğrencileri kötü sürprizler bekliyor olabilir mi başarı sırasında? Yok, hayır 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 hayır. Bak öncelikle çocuklar dikkat edin. ÖSYM der ki ben sizin tercih formunuzu çok özür dilerim. Tercih formunuzu puanla okuyacağım. Ama siz puan fikir vermez. Sıralamaya göre tercih yapın. Ben gene de puana göre yapacağım. Peki neden bunu söylüyor? Çünkü puan İsmail yıldan yıla değişir. Yani bir yıl rastgele söyleyeceğim, lütfen bunları almayın. 102 net 450 puan getirirse bu yıl 102 net bakarsınız 430 getirir. Peki ikisinin sıralaması ne olur? Çok az oynar. İkisi de hemen hemen aynı sıralamayı alır. Bakın biz burada sorular kolay ise fazla netle düşük puan alırsınız ama sıralamanız çok değişmez. Bu kadar basit. Burada biz o zor kolay aynı üçlemini yapmamızın ana sebebi o. Bunun için çocuklar siz alacağınız sıralamaya bakın, başka hiçbir şeye bakmayın. Ben size tercihlerde bakın bu tahminleri yaparken gösterdiğim titizlikten 10 kat daha dikkatli tercihler yapacağım. Ankara'da bir sosyal sorumluluk projesi hayrına yaptığımız. Tamamen ücretsiz. Pandemiye rağmen her türlü sosyal mesafe, temizlik, hijyen şeyleri alarak yaptığımız sosyal sorumluluk projesi Ankara'da Ostim Teknik Üniversitesi'ne hepinizi bekliyoruz. Çünkü bu inanılmaz kritik bir şey İsmail. Onun için onu öyle değerlendiren bunlara takılmayın. Bir kere de ben söyleyeyim. Ostim Teknik Üniversitesi'nde tercihlerin başladığı gün, hatta sonuçların açıkladığı günden itibaren tercihlerin son gününe kadar bonus hocam öğrencileri ve ailelerle buluşuyor. Ben de orada olacağım. Herkesi bekliyoruz.
Hocam Çorlu'dan Ahmet Hoca göndermiş. TYT'si 102 çocuğu için gönderiyor bunu. AYT'si 73, diploma notu 91. Akdeniz Tıp olur mu? Sıralamamız kaç bin gelir diyor. Şimdi öncelikle Akdeniz Tıp'ın sıralaması geçen sene hemen hemen 6000. 5881. Şimdi burada 5175. 91 OBP'si var. Öğrencimizin AYT'si özgül ağırlığı arttıracak nitelikte. Hani böyle hit tavan değil. Mesela geçen sene Akdeniz Üniversitesi'ni kazanan öğrenci İsmail, 5881 olan öğrenci 170 net yapmış. Ahmet hocamızın evladı ne yapmış? 175. Oradan bir gol attı mı Ahmet hoca ve çocuğu? 70 AYT ile 5588'i biri almış mı? Almış. Peki Ahmet hocanın çocuğunun kaç? 73. Yani İsmail, bu sınav aynı olsa bile Ahmet hocanın çocuğu 3500 ila 4000 aralığında, bakın geçen seneki gibiyse zaten alıyor. Eğer bu sınav daha zor ise, bakın ortalamalar düşmüş ise özellikle AYT'de, o zaman bunu biz 2000 ila 2500 alıra getireceğiz. 3000'e dayanan bir rakam da olur. Ama bu sınav kolay ise her durumda Akdeniz'i zaten tutuyor. Yorum yapmaya bile gerek yok. Ama burada biz ihtimalli davranıyoruz. Tabii. Hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Beyaz önlüğünü hocam hazırlasın diyoruz öğrencimize. Hocam bir de bugün özellikle bu alan dışı eşit ağırlıklar, sayısallar önümüze geliyor. Biz tercihleri rahat yapamıyoruz. Sözel öğrencilerde eşit ağırlıklar gelip bizim kendi bölümümüzden tercih yapıyorlarla ilgili bir video hazırladınız. Bugün yayın biter bitmez sevgili izleyiciler saat 15'te alan dışı tercih yapma oranları nedir? Onunla ilgili değerli Bonus Hocam'ın videosunu hem Instagram Bonus Hoca'dan hem de YouTube Bonus Hoca hesaplarımızdan eş zamanlı olarak yayınlayacağız. Bununla ilgili ekstra bir açıklamanız İsmail, var mı hocam? YouTube'la karıştırma çocukların kafasını. Instagram Bonus Hoca'ya girsin baksınlar. YouTube'da Bonus Hoca, Instagram'da Bonus Bilmem. Hoca. Yani ben anlamadığım için teknik olarak bir tane adres verelim lütfen. Şimdi bugün o videoyu iyice dinleyin. Pazartesi günü o videonun detay analizini benden tekrar dinleyeceksiniz. İsmail bakın, bu çocukların ve anne babaların Ülke TV'deki bu programımızın başlama saati 16 değil mi? Bugün hafta öyle. Içi, evet. Dünkü bugün gündem yoğunluğundan bu saate getirdik. Evet. Saat 16'ya saatlerini kursunlar. Ve biz bu programı izlemeden, bize danışmadan asla tercih yapmasınlar. Çünkü orada söyleyeceklerim inanılmaz rahatlatıcı şeyler olacak. Instagram Bonus Hoca'dan çocuklar mutlaka ama mutlaka bu videoyu bugün saat 15 itibariyle program biter bitmez izleyin. Evet İsmail çocuklar şeyi hocam, bekliyor. Hocam TYT 104 Ayşe Çelebi Güven soruyor. Ayşe. Hı hı. Evet. AYT 69. OBP'si 93. İstanbul'da devlet tıp gelir mi diye soruyor hocam. Evet, şimdi öncelikle mükemmel. Yani şey de güzel. Aslında özgül ağırlığı da 69 net. Netinin güzel. Şimdi İsmail, yani İstanbul'da ben Marmara'ya baktığımda hemen hemen 4000'e dayanmış. Marmara'yı analiz edelim. Çocuklar ne yaptığımı İyi bilmenizi istiyorum. Hani bazen böyle ya bu hoca ne yapıyor falan diye bizi dinlemeden alta yazdığımızı okuyan insanlar bir takım yorum yapabiliyorlar. Herkes özgür yorum yapabilir ama ne diyoruz İsmail? Türkiye'nin en kaliteli takipçisine sahibim. Bir velimiz gerçekten o kadar güzel savunmuş bizi ki kendisinin güvenine layık olacağımıza emin olun. Gazi Marmara Üniversitesi'nin şöyle bakıyoruz İsmail. 4000'e yakın. Toplam neti kaç? 178. Peki AYT'si kaç? 68. Bir net fazla. Öğrencimizin 173. O bir net fazlalık bu aradaki 5 net farkı ne yapacaktır? Yaklaşık 3 nete indirecektir ya da 4 nete. OBP'sine bakacağım. Senin 96-93. Oradan da denge geldi. Şimdi endişe burada ne? Eğer geçen seneki gibi gelirse öğrencimizin Marmara tıbbı tutturmakta zorlanacağını düşünüyoruz değil mi? Evet. Ama kontenjanlar arttı.
hem dişte hem tıp fakültesinde. Acaba Marmara'nın önündeki toplam kontenjan tahmini ne kadar artacak? Şimdi totalde 1600 artıyor İsmail, ama onu biz, biraz da onu da yani yaklaşık %10'a yakın bir kontenjan artışı var tıpta. Bunun Marmara tıbba yansıması %10 olmaz. %2 olur, 3 olur, çok en fazla 4 olur, az olur. Ama öyle aldığında bile Marmara tıbbın şu içinde bulunduğumuz 3917'den 4250'ye indiğini düşün. Al öğrencimiz orayı da tutturuyor. Ben tutturabileceğini düşünüyorum. Yani tıplar İstanbul'dan tıpta şansı var ama tıp hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Aslı Matematik göndermiş Instagram'dan. Ekran başındayız hocam. Öğrencilerimize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz diyor bir öğretmen kendisi. Biz de Aslı hocama teşekkür ediyoruz. Aslı Matematik hocam bizi dinlediğine göre kendini geliştirmeye yatkın kendisi bir hocadır. Kendisi de Instagram'dan çok faydalı, güzel paylaşımlar şeyler yapıyor. Ben, değil mi? Evet, ben de çünkü takip ediyorum. Ne kadar güzel, harika. Selam olsun hocamıza. Devam edin. Hocam, Engin Polat, TYT'si 102, AYT'si 74, OBP 95, sayısal sıralamam ne olur diyor. Şimdi bak İsmail, nitelikli AYT, özgül ağırlığı yüksek bir neti var, 176. Şimdi dikkat edin çocuklar, geçen sene 176 netle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrencinin 73 AYT'si var. Öğrencimizin kaç? 74. Engin Polat bir de şey soruyor devamında. Hocam diyor, ayrıca AYT'nin kolay olması sebebiyle büyük yığılmalar olacağı görüşü hakkında fikirlerinizi alabilir miyim? Söyleyeceğim. Öyle bir yığılma mümkün değil mi? Sıralama zaten. Puana göre almıyor ki zaten. Puanda yığılma olur. Başarı sıralaması. Sıralamada. Siz ona bakacaksınız. Hemen hemen hatta böyle küsuratı da var. Bakıyorum OBP'si de aynı. Şimdi sevgili öğrencim, bir defa geçen senenin ortalamaları aynı ise sen 2500-3000 B'yi kaptın. Yani bu İstanbul tıpı kaptın. Ama bu sınav geçen seneden kolay ise bu senin savursa 3500-4000'e 3500 yapar en çok İsmail. Gayet iyi durum. Tabii. Ama geçen seneden zorsa bu seni ilk 2000'in içine 1500-2000'e alır. 3 tane ihtimal. Şimdi çocuklar böyle hani biz ortalamaları oradan buradan duymalarla yapamıyoruz işte. Yani bir öğrenci genel olarak başarısızsa başarısız olduğunu düşünerek konuşuyor. Ama Türkiye ortalamaları yıldan yıla çok değişmiyor. İsmail, son 3 yılın matematik ortalamasına, fen ortalamasına bak aynı. Benim demek istediğim bu. Onun için biraz aynıymış gibi gelir ama belli de olmaz. Bakarsınız. Geçen seneden hakikaten rakamlar kolay çıkar. Bu sıralamalar netleriniz geçen seneye göre %10, %20 sıralama daha düşük verebilir o netlere. Şu anda anladım. Peki hocam, bu barajların düşürülmesiyle ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi İsmail, biz salı günü pazartesinden hazırlayacağımız bir etiketi sınav sonucu açıklandığı anda bir yayınlayacağız. O etiket orada hep duracak. Ben barajların düşmesinden fayda görecek olan öğrencilerimizin sayısına bakacağız. Şu ana kadar biz çok anons ettik İsmail. Çok hem de. Çok. TRT dahil buna. Türkiye'de en çok bu baraj konusunu hatta ilk başta da dile getiren biz olduk. Devam ettiren de biz olduk. Yine bu işin arkasında duracak olan biziz. Ama çocuklar yetersiz. Ben yok başkanı olayım. Ben öğrencilerin organize olarak, bu tabii olumlu anlamda. Olumlu yani, anlamda. Tabii. Yani tek barajın düşmesinden menfaati olanlar duyuruları birbirine yaparak biz bunu YÖK'e görüştük, görüşemedik mail yoluyla göndereceğiz. Bu kadar basit. Ama ben bunun altından kalkacağımıza inanıyorum. Fakat şu andaki barajlar indirilsin sesi çok cılız İsmail. Neden? Herkes daha sıralamasını bilmiyor. Şu anda tabii herkes şeye odaklanıyor. O bir gelsin ona bakacağız. Hocam çok az gelir tabii sınava giren sayısından dolayı dilden sorular. Bir tane gelmiş İrem soruyor hocam. TYT'si 43 İrem'in. Hı hı. Yabancı dilden 52 neti var. Güzel aslında 52 net. Evet. Orta öğretim başarı puanı 92. İngilizce olmazsa hangi diller revaçta diyor. Eğer bana İngilizce bir tercihim gelmezse hangi dili seçmeliyim diye soruyor.
Şimdi 95 neti var. Tabii burada şey düşük olduğu için öğrencimiz öyle söylemiş. Şimdi İsmail, zaten geçen sene baktığınız zaman İngilizce bölümler, örneğin İngilizce öğretmenliğini kazananların genel olarak 65 üstü. Yani öğrencimizden daha fazla. Şimdi devam ediyoruz. Mütercimlik daha fazla. İngiliz dili edebiyatına baktığımızda mesela 48 yabancı dil yapan bir öğrenci düşünün. Ama TYT'si çok yüksek olduğu için ne yapmış? 23 bin olmuş 110 netle. Öğrencimizin TYT'si düşük. TYT'si düşük. Dil öğrencilerimiz dün bir dil öğrencisiyle konuşuyor, aynı yanılgı içerisinde değil mi? Aynen öyle. Ben çalışmam sosyale falan demiyor muydu? Aynısını söylüyorum. Ha bakın işte bu. Kaldı ki bu TYT'de artık fen sorusu da aynı getiriyi getiriyor. Sosyal de aynısını getiriyor. Şimdi ben, matematikte. Çok harika. Öğrencime harika bir haberim var. Bak dikkat et. Sen eğer Türkiye'nin her yerinde okurum diyorsan, geçen sene senin netine benzeyen ama senin dilde 3 net fazla olduğun, ikisinizin de 95 ama senin dilde 3 netin fazla. Ortaöğretim başarı puanına bakıyorum, onu da söyleyeceğim. Onda da çok fazlasın. Yani ben seni şimdi taşıyacağım bir yere. Selçuk Üniversitesi İsmail İngiliz dili edebiyatını da tutabiliyor. İngiliz dili edebiyatlarında mezun olunca yüksek lisanslarını yaptığı zaman gerçekten çok iyi yerlere gelir. Şimdi az önce dediniz ki gider misin bilmem, hani şehir dışı anlamında. Erzurum'u kastetmiştim, evet. Biz geçen sene Ardahan Üniversitesi'nin müthiş enerjik, müthiş bilgili ve gönülden çalışan bir rektörüyle tanıştık hocam. Evet. Profesör Doktor Mehmet Biber. Çok kıymetli bir insandı. Evet. İnanılmaz. Yani Mehmet Biber hocamı tanıdık. Biz geçen yılki televizyon programımızda Ardahan Üniversitesi'ni tanıdık. Hocam Mehmet Hoca ile tanıştıktan sonra Ardahan Üniversitesi'ne bir öğrencimizin gitmesi konusunda ne söylersiniz? Ya İsmail, gönül rahatlığıyla gidebilir. Tam bir proje insanı. Değil mi? Yani neler yapıyorlar. Hatta hiç unutmuyorum, Rusçayı da öğrencilerine öğretiyorlar. Hem coğrafi olarak yakınlık hem iş bulmayla ilgili Rusçayı da eklemişlerdi. Yani Ardahan Üniversitesi şimdi Ankara'da olunca çok uzak deniliyor ama özellikle rektörü ve ekibini tanıyınca çok rahatlıkla gidilecek, okunacak bir yer. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden araştırın da diyoruz bu üniversitelerimize. Şimdi evet, bu ürün yerleştirmeyi de artık Mehmet Hocam teşekkürle karşılıyor. Mehmet Hocam'la bu yine görüşeceğiz. Tabii ürün yerleştirme ama devlet üniversitesi. Ama Ardahan Hocam hakikaten çok. Tabii devlet üniversitesi. Neler yapıyorlar, ne öğrenci gelsin şimdi diye. Şimdi İsmail, ben çocuğun son sorusuna cevap vereceğim. Arkadaşlar, yabancı dilde nereyi bitirirseniz bitirin, işletmede MBA'yı yaptığınız zaman yüksek lisans, master, sizi kimse tutamaz. İkinci dile gelince İsmail, ben Çince diyeceğim. Dünya ekonomisini ele geçirmek üzere olan Çince. Çince, Çince, Çince. Yani İngiliz dili edebiyatı tutmuyorsa öğrencilere Çince'yi tavsiye direkt, ediyorsunuz. Direkt, evet. Hocam sayısal öğrencisi, TYT'si 69... Sude Sak, bunu okudunuz mu az önce? İsim okudum geldi. Sude, değil mi hocam, evet, okudunuz. Sayısal yine TYT 83, AYT 72, OBP 86. Tıp gelir mi diye soruyor. Özellikle de Muğla diye not düşmüş hocam. Şimdi çocuklar bakın, 155 net. Özgül ağırlığı fazla mı fazla? Ne demek özgül ağırlığı? AYT'si 72. Bu 55 net, yani bakın, baktığınız zaman daha yüksek bir tadı var bu netin. Yani nasıl anlatayım size? Şuradan devam ediyorum mesela. 160 tadında bir net. Muğla Sıtkı Koçman'ı soruyor değil mi? Yani Muğla Sıtkı Koçman'a bakıyorum. 155 net. Zaten netini eşleştirmiş öğrencimiz orada. Vay uyanık. Neydi öğrencimizin adı? Şimdi senin geçen sene Muğla Sıtkı Koçman'ı tutturan öğrenciden iki tane AYT'm fazla. Ortaöğretim başarı puanının düşük olduğu için orada bir dengelenme gerçekleşecek. Cenap Koçman Cenap soruyor. Eğer geçen seneki gibi ise tutuyor soru ortalamaları. Geçen senekinden kolaysa hayır, orada zorlanırsın. Kontenjan artışlarından dolayı tutarsa tutar. Geçen seneden zorsa Muğla Sıtkı Koçman'dan da daha yüksekleri tutar. Ömer Faruk Akgül. Netlerini de söyleyeyim hocam. TYT'si 91, AYT'si 56, OBP 82, eczacılık
Yani sıralamasını soruyor. Eczacılık hakkında ne düşünüyorsunuz diye ayrıca sorusunu çocuklar, iletmiş. Eczacılığın kontenjanı da arttı. Bakın artık çünkü bu pandemi sebebiyle eczacılık gerçekten çok önemli bir konuma geldi. İsmail, eczacılık elbette ki oluyor. Orada hiç tartışmazız. Eczacılıklar 130'lardan başlıyor. Geçen sene giderlerine tavsiye göre. Ediyor muyuz eczacılığı? Elbette ki etmez miyim? Şimdi bizim öğrencimizin aslında şöyle netine baktığımız zaman biz İsmail, yaklaşık olarak yani 30B gibi alıyor geçen seneki değerlere göre. Bu da onun için gerçekten çok iyi eczacılıkları tutturma fırsatını yakalıyor. Ben öğrencimize istiyorsa diş hekimliklerini de yazsın. Öğrencimizin AYT'si düşük olduğu için aşağıya savurdu bu kadar. Yoksa var ya AYT iyi olsa bu 147 net. Bu 157 ya. Yok 147. 147. Tamam yanlış toplamadım. 147 net gayet iyi diyecektim. Çünkü diş hekimliğini de içine alan bir net bu İsmail. Hocam matematik, ilk öğretim matematik. Son olarak Ömer'e İsmail unutma dediğini, son olarak Ömer'e şunu söyleyeceğim. Tıp fakültelerine baktığınız zaman geçen sene 149 netle alan tıplar da var. Mesela söylüyorum sana Kafkas Üniversitesi İsmail. Ama 66 AYT ile almış. Ardahan'dan Kafkas'a geçilir hocam. Tabii bu çok önemli. Biz şimdi onun için oradaki çocuklar titizliğe dikkat edin. Geçen senekiyle ortalamalar aynıysa çıkacak salı günü her şey. Geçen senekinden ortalamalar düşükse, geçen senekinden ortalamalar daha yüksekse gibi rakamlarla hareket ettiğimizden dolayı son derece güvenli bir tercih listesi sunuyoruz. Netleri böyle açıkladık, tahminleri yaptık, başarı sıraları geldi. Bütün Türkiye genelinde bir hüzün oluştu. Herkes beklentisinin arkasında ama yine şartlar eşit değil mi hocam orada yani? Tabii İsmail. Sonuçta herkesin beklediğinin arkasında da gelebilir. İsmail ben iddialı adamı severim. Ayakkabımı boyatırken iddialı birini gördüğümde hafızamdan hiç çıkmaz. Bir hekim iddialıysa hafızamdan çıkmaz. Futbolcu iddialıysa hafızamdan çıkmaz. Ben iddialı bir insanım. Diyorum ki çocuklar, tercihinizi bizimle görüşerek yaptırın. Bunlar ücretsizdir. Burada bir ticaret de yapmıyorum. Asla hiçbir zaman benim olmadı. Dünyada yaptığım en büyük hayır, ücretsiz yaptığım seminerler, bu ücretsiz yaptığım tercih İsmail. Ne yapalım? İş adamı değiliz, zengin değiliz. Ne yapalım? Bize hayırı böyle işliyoruz. Hocam hiç yüzünü görmediğimiz insanların evlatlarına iyilik yapıyor olmanın mutluluğu, enerjisi yetiyor zaten bize. Onun için ben diyorum ki güvenli tercihi bu ülke TV ekranlarından anlatırken bizi yakalayacaksınız. Instagram bonus hocayı mutlaka takip edin ama arkadaşlarınıza tavsiye edin. Oradan Ostim Teknik Üniversitesi'ne gelin, sizi ağırlayalım. Ünsal Hoca gibi son derece renkli hocalarla tanışın. Değil mi ya? Ne kadar pozitif bir hoca. İBF'de işletme mi okumak istiyorsunuz çocuklar? Gelin bizzat kendisinden. Kendisinden dinleyin. Dinleyin ya. Yazmalı mısınız? Bu kadar. Evet. Hocam ilk öğretim matematik öğretmenliği sorusu var. Sor İsmail. Pelin soruyor. TYT'si 68, AYT'si 46, OBP 87. Sıralamam ne olur? İlk öğretim matematik öğretmenliği gelir mi? Bir de tavsiye eder misiniz hocam? Niye etmiyorum. Olmaz olur mu çocuklar? Bakın. Şimdi sevgili öğrencim. Seni bir toplayalım önce. Oho maşallah. Nazar değmesin. Şöyle kekik tütütüller bizim Adana'da İsmail. 114 net. Bu arada da Adanalı olduğumuzu da söylemiş olduk. Ben Sivaslı olduğumu söylemeyeceğim hocam. Evet İsmail ama. 114 netle geçen sene İsmail. Öğrencimiz 19 Mayıs ilk öğretim matematik. 19 Mayıs Üniversitesi'nde içinde arabayla gez yoruluyorsunuz. O kadar büyük kampüs. Ağaçlık inanılmaz bir yok. Karadeniz sahil karşıda koca Karadeniz var. Senin dikkat et. Bir netin fazla onu da OBP'n düşük. Ya sen ne? Geçen seneki kriterlere göre İsmail öğrencimiz 79B geliyor. Ama bu sorular geçen seneden zorsa 65B bile gelebilir. Ortalamalar geçen senekinden bu sorular çok kolaysa senin bu 79B'n küt diye sarkı verir 90B'ye ya da 85'e. Onu ya bilemiyoruz tam. Şimdi İsmail sözünü unutma. Ama her durumda öğrencimize hayırlı uğurlu olsun öğretmen diyoruz. Tabii. Evet. Neydi öğrencim? Pelin. Hocam. Pelin.
Pelin hocam, öğretmenim hayırlı olsun diyoruz. Hocam ben bir soru sormak isterim. Önce parmak kaldırırız. Evet Pelin hocam. Evet İsmail. Hocam bir soru daha soracağım. Evet. Kontenjan artışlarını soracağım ama bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi İsmail ben öncelikle bundan 3 gün önce mi 4 gün önce mi kontenjan artışlarını yorumlayan bir video yayınladık. Çok sayıda izlendi. Gene tavsiye ediyorum. Neydi çocuklar? Sosyal medyada sahada istediğiniz kişiden bilgi alın, sonra bir de bonus hoca ne diyor diye dinleyin. Ben sahadakiler yanlış demiyorum İsmail. Her bilgi kıymetlidir. Ama bir de bonus hocanızdan dinleyin. Bakın burada tıp fakültelerinin 1438 kişilik bir kontenjanı artmış İsmail. %9.6. İnanılmaz bir rakam. Son yıllardaki en büyük artış. Bu sıralaması yüksek flaş üniversitelerde %10 gibi yansımaz. 5 gibi 4 gibi yansır. Ama Anadolu'ya doğru giden tıplarda %20'ye kadar düşüşlere yol açabilir. Açar demiyorum çocuklar. Açabilir diyorum. İhtimal bu çünkü. Oynayın o ihtimale. Diş hekimliğinde %16'lık bir sıralama kontenjan artışı olmuş. Az sonra tekrar döneceğiz. Teşekkür ederiz hocam. Sevgili izleyiciler kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte yine buradayız Genç Vizyon'la. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyicilerimiz Genç Vizyon kaldığı yerden devam ediyor. Instagram bonus hoca hesabına gönderdiğiniz soruları hemen hocama iletiyorum. Hocam siz hemen reklam arasına çıkarttınız isterseniz cevapları hızlıca. Ha, iki kişiye iki öğrenciye cevaplayalım. Mustafa Özata 70 TYT 52 AYT yapmış. 122 OBP'si 90. Şimdi sevgili Mustafa eğer ortalamalar aynıysa sıralama senin 18B. Geçen seneki kriterler bunu veriyor. Ama bu sene bu sorular gerçekten kolay idiyse bizim duyduğumuzun da ötesinde 22B'ye düşer bu. Ama zor idiyse İsmail 15B olur. Bak ilk 3 tane ihtimal verdik ve hukuk olur. Her durumda hukuk olur. Yani öğrencimizin yaşayacağı bir sıkıntı yok. İlayda'ya gelince İlayda psikoloji istiyor. 56 TYT 47 AYT 95 OBP 103. Şimdi İsmail bak. Öğrencimizin 103 ama Muğla Sıtkı Koçman geçen yıl 108 netle almış. Fakat onun 56 AYT'si olduğu için öğrencimizin mesela Batı'daki bu üniversiteye ulaşması biraz zorlayabilir kendisini. Peki Süleyman Demirel Üniversitesi 105 netle almış. Ama AYT 44 olduğu için öğrencimiz Süleyman Demirel Üniversitesi çok kolaylıkla kazanır. Bunlar yan yana gibi bir şey zaten. Evet hocam. Karadeniz'de Ecevit Üniversitesi'ni, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni 102 netle kazanmışlar. 49 AYT var. Öğrencimiz aşağı yukarı buna da aday. Yani olayları salı gününe kadar böyle kritik edebilirler. Peki hocam az önce reklam arasında Safranbolu'dan İlayda'yla buradan mesajını okuduk. Yıllardan beri de bizi takip ediyormuş İlayda. Şimdi İlayda da netlerini söylemeyeceğim de tam böyle sınırda kalıyor. Bir kararsızlık, umutsuzluk durumu da var. Bu tip durumdaki öğrenciler için tercih maharetinin ne kadar katkısı olur? Çok fazla İsmail. Bak ya şimdi İlayda... Şimdi biz Ankara'da OSİM Teknik Üniversitesi'ndeyiz dedik. Safranbolu'dan gelir öğrenci. Biz zaten geleceğim de diyordu hocam. Yani yıllardan beri biz hep tercihin içindeyiz, göbeğindeyiz. Türkiye'de ama herkes Ankara'ya gelemez, size ulaşamaz, bize ulaşamaz. Bu Ülke TV programı niye yapıyor? Biz işte burada yapıyoruz evet. Ülke TV'de Genç Vizyonu. Öğrenciler kimlerden uzak dursunlar, kimlere gitsinler bu tercih döneminde? Yani çünkü çok önemli hocam. Tercih bizde meşhurdur ya, bir şey olur. Asıl önemli olan bu deriz üniversite sınavında. Çocuklar sıralamaları yorumlatmak istiyor. Sen bana yarım saat konuşacağım bir konu. Ama sorayım. Çok önemli hocam ya. Şimdi yani yazık bir sürü sınırda öğrenci ya var. Ya rehber öğretmenleriyle birlikte yapsınlar. Ölü tercih kelimesi bir kişinin ağzından çıkıyorsa o çok tehlikeli bir danışmandır. Oradan hemen kaçsınlar mı? Ben evet hemen kaçsınlar oradan. Çünkü ölü tercih diyen kişilerin vebalini, bedelini İsmail ben rakamlarla geçen TRT'de okudum. Hakikaten inanılmaz hata yapıyorlar ve çocukları istemedikleri yerlere gönderiyorlar. Ağzından ölü tercih çıkan isterse YÖK başkanı olsun uzak durun. Bak net konuşuyorum.
ÖSYM başkanı olsun. İsmail, çocuğun istemediği halde, ya sen bunu üste yazarsan alttakiler ölü tercih olur, sen orayı kazanırsın. Çocuk diyor ki ben onu istiyorum. Yok, senin sıralaman fazla. Onunki 3000 daha düşük. Ya düşük olsun, ben burada okumak istiyorum diyor çocuk. Olmaz, ölü tercih olur. Ben Türkiye'deki bütün sosyologların, bireysel psikologların bu ölü tercihçileri bir incelemesini rica ediyorum. Çocuklar, biz sizin istikbaliniz için ciddi mücadele verirken, bakın bunu anlatırken çok üzünleniyorum İsmail. Ya yüzlerce öğrenci böyle yapıyorlar. Evet, onun için ben Safranbolu'dan İlayda'nın rakamları kararsız geliyor ama verdiği kararsız rakamların ortalamasını aldığında İnönü Üniversitesi diş hekimliğini vesaire tutuyor zaten. İnşallah gönlüne göre olsun İlayda'nın. Hocam, eşit ağırlık öğrencisi Mustafa Özat'a TYT'si 70, AYT'si 52, OBP'si 90, sıralamam kaç gelir diyor. Şimdi bak, 132 net ama yok 132, 122 net ama özgül ağırlığı fazla olmayan bir net. AYT 52. Düşük. Şimdi çocuklar, bunları kafadan atmadığımıza, ne kadar özenli olduğumuza defalı, hani yeni yayına katılanlar için. Çocuklar, yayıncılık böyledir. Yayıncılık niye arada bir tekrar eder bazı şeyleri? Siz bunu anlamadığınız için değil. Aradan girenler, sonradan yayına katılanlar için söylüyoruz bunu. Onun için burada bakın 122 net öğrencimizin İsmail. Öğrencimiz aslında AYT bazında baktığında işte 22 bin falan geçen seneye göre. Eğer ortalamalar geçen senekiyle aynıysa 22 bin. Hukuk olur mu? Olur. Hayırlı olsun. Geçen seneden zorsa İsmail, zorluk değerine göre 19 bin de olur, 20 bin de olur. Bu sorular geçen seneden kolaysa, geçen bu tabloya göre söylüyorum, bu 25 bine, 24 bine de inebilir. Çocuklar, bugün Instagram bonus hoca da yayınlayacağım. Eşit ağırlıkla sayısallar eşit ağırlığın alanını mı istila ediyor? TM'ler sözelin alanını mı gerçekten istila ediyor? Alan dışı yönelimlerdeki rakamları net olarak yorumladık 3,5 dakikalık bir videoda. Bu programı izlemeyen bütün yakınlarınız o videoyu, Instagram bonus hocayı takip etsinler ve izlesinler. Sor İsmail. Hocam, Nevzat Bedel. Hocam, erkeklere okul öncesini mi tavsiye edersiniz, özel eğitim öğretmenliğini mi tavsiye edersiniz diyor. Ben de sınıf öğretmenliğini mi diyecek? Çocuklar bakın, özel eğitim öğretmenliğini ayrı bir yere koyun. Okul öncesi öğretmenliğinin benzeri sınıf öğretmenliğidir. Özel eğitim öğretmenliği İsmail apayrı bir şeydir. Eğer siz insanların bu düzeyde yardıma ihtiyaç olanına severek, gönülden, içsel bir motivasyonla yardımcı oluyorsanız hayatta da özel eğitim öğretmenliğini yaz. Ama bu kadar yardıma ihtiyaç duyan insanlar seni üzüyorsa, ya keşke onlar da günlük yaşantılarını daha rahat sürdürse diyorsan mutsuz olabilirsin. Ne demek istediğime dikkat et İsmail. Mesela her insanı seven hekim olabilir mi? Mümkün. Yok. Çocuklar, insanı sevebilirsiniz ama insan hastadır, yaralıdır, ona yardım edebiliyor musunuz? Üzüntünüzden eliniz ayağına dolaşıyorsa hekim olmazsınız. Buna dikkat edin. O zaman ben okul öncesi olan öğrencimi sınıf öğretmenliğine yönlendiriyorum İsmail. Bak, bu böyle. Hocam, Mehmet sormuş. TYT'si 37, sözel öğrenci. AYT'si 46. OBP 63, sözelde başarı sıralama tahminini soruyor. Bir de sosyal bilgiler öğretmenliği hem gelir mi diyor, hem de tavsiye ederim hocamız diyor. Şimdi çocuklar, benim tavsiye etmeyeceğim meslek çok azdır. Ben genelde temel branşları tavsiye ederim. Ama önemli olan burada sizin kendinizi geliştirebilmenizdir. Yani kendi konularını çok iyi bilen bir sosyal bilgiler öğretmeniyle yarışmaya kalkarsanız sadece onu geçebilirsiniz ama bu işverenin dikkatini çekmez İsmail. Ama siz gittiniz, dediniz ki ben sosyal bilgiler öğretmeniyim
Ama aynı zamanda eğitim psikolojisinde yüksek lisans yaptım. Dikkat ediyor musunuz? Ha, bu o zaman özel sektör sana ne der? Bu öğrencinin psikolojisini iyi biliyor, başarılı öğretmen, ben de bunun reklamını yaparım der. Buna dikkat edin. Şimdi İsmail, öğrencimizin ben verilere ulaşmaya çalışıyorum tabii. Ben bir tane Türkçe öğretmenliği de hemen soracağım sözlerle girmişken. Bu öğrencimizi bir hemen cevaplayalım, ayıp olmasın. Kızar bize çocuk şimdi. 83. Şimdi sevgili öğrencimizin sosyal bilgi sıralamasını söyleyeceğim İsmail öncelikle. Vallahi şöyle bakıyorum. Bizim sıralamamız şuradan aldım hemen. Yani evet. İsmail, geçen seneki değerlere göre sıralamamız 150-155 civarı geliyor. Ama sorular zorsa 130 da gelir. Bak, kolaysa burada daha açılıyor makas. Tabii. Kolaysa 170'e, 75'e inebilir. Bu noktadan hareket edilmesi gerekiyor. Sorunu sor İsmail. Şimdi soruyu soracağım ama hocam bu haftanın büyüteci geldi. Büyütecinde geldi istersen alalım hocam. Bakalım hangi metaforu büyüteç altına almış bonus hocamız. İsmail, öncelikle büyüteci görüyorsunuz. Çocuklar, Instagram bonus hocada biz bunlarla ilgili tercih döneminde her gün iki video yayınlayacağız. Her gün iki video. Ve bunları daha detay görmeye çalışın. İlk defa duyduğunuz isimlerle açılan bölümlere dikkat ediniz. İş imkanları sınırlı olabilir. Şimdi İsmail, ben harita mühendisliğinin türevleri vardır. Şimdi burada isim vermeyeyim. Aslında çocuk jeoloji okuyup o yeni açılan bölümde yüksek lisans yapması gerekirken bir bölümün içinden bir şey çıkartılmış. Mesela uluslararası efendim bilmem ne. Temeli ne onun, işletme. Peki uluslararası ticarette okunmaz mı, okunur? Koşulu ne? Onu orada uygulamaya çalışıyorum. Uluslararası ticarette okudun mu? İşletmede yüksek lisans yap. Ne demek bu İsmail? Diplomanı belirginleştir. Yani sektörler seni baktığı zaman görmesini sağla. Mesela işte jeoloji mühendisi olan bir kişinin İsmail, bu jeoendizi diye bir bölüm var. Yeraltı suları vesaire, evet, falan. Şimdi hangisini okursan daha avantajlı? Ya jeolojiyi oku, jeoendizide de git, yüksek lisansını yap. Ama sen kime anlatacaksın? Ben efendim işte su çıkartırım, suyu bilirim, şunu yaparım, bunu yaparım. Arkadaşlar, buradan bunu anlatmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bizim bir tane öğrencilerde ilkemiz var İsmail, bu tercihlerde. Öğrencinin çıkarını korumak, öğrencinin çıkarını korumak, öğrencinin çıkarını korumaktır. Yapacağımız tek şey bu. Evet hocam. Cansu Gökçeli sordu hocam. TYT'si 38, AYT'si 41, OBB'si 59, Türkçe öğretmeni gelir mi diye soruyor hocam. Şimdi öğrencimizin İsmail OBP'si maalesef düşük gelmiş. Ben öğrencimize şöyle ifade edeyim. Eğer öğrencimiz edebiyat bölümünü yazarsa, Türkçe öğretmeni yerine, ne olacak? Bölüm yazdı ya, bölümler bu sene çakılır. Gözüküyor. Düşecek puanlar. Tabii. Haberimizi okusunlar diye formasyon kalkıyor diye çocuklar, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Formasyonun doğrusu zaten artık Milliyetin Bakanı tarafından yüksek lisans yapacaklar. Artı 2 yılda. Türkiye'nin en büyük yayın kuruluşları, gazeteler başlık atmışlar. Formasyon kalkıyor diye. Çocuklar paniklediler. Şimdi sevgili öğrencim, bak, senin Türkçe öğretmenliklerinde sıralamalar en doğuda 91 net. İsmail, bu sene öğretmenliklerin yükseleceğini de düşünürsen, o zaman öğrencimizin ne yapması gerekiyor? Düşecek olan edebiyat bölümünde bölümünü bitirip formasyonunu alıp, al sana bal gibi bir Türkçe öğretmen olmuş oluyor aşağı yukarı. Anladım hocam. Hocam, Burak Pehlivan soruyor. Yeni açılan bölümlerin puanı belirli olmadığı için tercih ederken nasıl bir yol izlemeliyiz? Mühendislikler için cevap verirseniz sevinirim diyor. Burak, şöyle düşün.
Mesela Kocaeli'nde bir bölüm açılmış. Karşısında sıralama yok. Makine mühendisliği diyelim. Sakarya'ya bakacak. Yalova'ya bakacak belki. Mesela diyelim ki Konya'da bir bölüm açılmış. Kayseri'ye bakacak. Muadili Üniversite İsmail. Mesela Niğde'ye bakmayacak. Konya evet. Niğde'de ama. Selçuk'la yani, Erciyes'i karşılaştırıyor. Aynı üniversitenin dikkat edin. Muadili nerede? O en yakın çevrede, coğrafi çevrede ona bakarak onun sırası kadar alır diyeceksiniz. Mesela şöyle bir örnek vereyim İsmail. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde 4 tane tıp fakültesi açıldı. İstanbul'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin netine, sıralamasına bakarak Trabzon'da açılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin sıralamasını tahmin edemezler. Trabzon'daki tıp fakültesinin sıralamasına bakarak tahmin yapmaları gerekiyor. Hira Cali sormuş hocam. TYT'si 92, AYT'si 66, OBP'si 95, devlet tıp gelir mi diyor? Evet, devlet tıp gelir İsmail. Kontenjan artışları bu çocuğumuzun netini 162 kadar genişletir. Yani bir 4 net kadar daha genişletir. Çocuklar elimden geldiği kadar anlaşılır olmaya çalışıyorum. Bu 4 olmaz da 3 net genişletir. Yani lütfen orada benim takipçilerim Türkiye'nin en kaliteli takipçisi. Bunu iddia etmeye devam ediyorum İsmail. Şimdi senin tıbbına bakarsak eğer tıp fakültelerine 158 nete baktığımız zaman ki özgül ağırlığı fena olmayan bir AYT'm var. Mesela geçen sene senin gibi yapan bir öğrenci OBP'si senden 2 puan yüksek, AYT'si senden 1 net fazla. Bak o kadar çok benziyor ki İsmail. 12 bin olmuş. Sen de 13 bin ol. Bak bu kadar basit. 12.500 bile. 12.500 ol. Yani eğer değerler geçen seneki geldiği gibi gelirse öğrencimiz 12.500-13.000 arasında gelir. Ama burada öğrencimizin İsmail AYT neti belirliyor olayı. Fark ediyor musun? Peki diyelim ki sorular geçen seneden zor. AYT zor ya. TYT zorladı ya biraz. Bu etkiledi diyelim İsmail. O zaman öğrencimizin bu bizim 13B diye biçtiğimiz sıralaması 11B olur. Daha kolaysa hafif savuralım 14B olur. Hocam. Çok açık ve net. Bitiyor mu? Yok. Son 3 dakikaya girdik de çok klas bir soru gelmiş. Tam böyle TRT EBA'daki yaptığınız programlara göre bir sen toka soruyor. Hocam sınav sonucunu beklemek sınava girmekten daha stresliymiş. Bu stresi yermek için ne yapmalıyız diyor. Bugünlerde ne yapmamızı önerir Bonus Hocam diyor. Bir sen toka. Çocuklar yürüyüş yapın. Biz ihtimalleri veriyoruz. Benzeterek siz de yapın. Videolarımızı da dinleyin Instagram Bonus Hoca'dan. Salı günü sıralamalarınız geldiği anda biz önce TRT 14.20, 14.15'te arkasından Ülke TV'ye geleceğiz. Sonra Ostim Teknik Üniversitesi'ne geçeceğiz. Ben Bonus Hoca'nın sizin yanınızdayım. 3 ihtimalli tercih yapacağız İsmail. Sıralamalar yükselirse, sıralamalar aynı kalırsa, sıralamalar düşerse. Sıralamalar düşerse üstte bir stop ve ilginç şeyler yapacağız İsmail. Özellikle riskli tercih senaryolarını anlatacağım. Burada bir listeyle geleceğim. Bizi iyi takip etmelerini rica ediyorum. Evet, hemen ben de bir duyuru yapayım. Genç Vizyon bugüne özel olarak cumartesi günü sizinle birlikteydi. Hafta içi her gün saatler tam 16'yı gösterdiğinde sizlerle olacağız. Instagram Bonus Hoca üzerinden bizlere her yayında hemen önce paylaştığımız postun altına sorularınızı iletebilirsiniz. Ayrıca bugün yine çok önemli bir videomuz var. Alan dışı tercih yapma oranları, yani eşit ağırlıkla gelen sayısal öğrencileri sözele gelen eşit ağırlık öğrencileri Instagram Bonus Hoca. Bonus Hocam YouTube deme karışır diyor ama zaten Bonus Hocayız bütün mecralarda. Ayrıca www.bonushoca.com da var. Aylardan yıllardan beri de anmıyoruz adını. Ha İsmail, ben diyorum ki ya bizim bu programımızı izleyemeyenlerin adresi Instagram Bonus Hoca olsun. Herkes yakınlarına, ailelerine tavsiye etsinler. Biz buradan bir kazanç elde etmiyoruz.
Biz zaten Instagram bonus hocayı da tercih döneminde zaten doğrudan mesaj videolarla çok aynen, yoğun bir şekilde. Sabah akşam video yayınlayacağız İsmail. Yayınlayacağız. Evet, var mı sorun, devam edelim. Vallahi yok hocam, son bir dakika diyecektim ki artık onu da demeyeyim hocam. Pazartesi günü saat 16'da sizi yine oraya alacağız dosyalarla. Bir de çok önemli bir konumuz olacak. Ankara Bilim Üniversitesi, Ankara'ya evet, yeni açılan bir değer. Var mı hocam söyleyeceğiniz daha şey? Çok meslekleri konuşacağız pazar günü. Çünkü ertesi gün sınav açıklanacağı evet, için meslekleri seçmeniz, sistem becerilerini konuşacağız. Sevgili Besim Türkoğlu'nun okul birincilikleriyle ilgili ayrıştırılmış bir tablo çalışması var. Onu konuşacağız. Bir gün konuşacaklarımız var İsmail. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bugün de geldik Genç Vizyon'un sonuna. Pazartesi saatler tam 16'yı gösterdiğinde yine buluşmak üzere. Saygılar, hoşça kalın.